Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Lapaza Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle koyunlarıyla birlikte mahsur kalan baba ve oğlunun imdadına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Hayvancılıkla uğraşan Nurettin Bekar ve oğlu Sabri Bekar aniden bastıran kar yağışı nedeniyle 1200 koyun ve 7 köpekle birlikte Lapaza Yaylası'nda mahsur kaldı. Cep telefonunun çekmediği ve kar kalınlığının 1 metreyi aştığı 2200 rakımlı yaylada çaresiz kalan baba oğul, telefonunun sinyal aldığı bir tepeye güçlükle ulaşarak durumu muhtar Selahattin Büyükkara'ya bildirdi. Ben Trabzon Göçük Köyü'nden Sabri Bekar, karla mücadelede Sayın Büyükşehir Belediyesi'ni aradık. Kırmadılar, sağ olsunlar. Gecenin 3'ünde 4'ünde bize yardımcı oldular. Geldiler, yolumuzu açtılar. Koyunumuz 24 saatten beri içeride. Bu şeyin içinde, karın içinde hiç çabalamadı, otluğa çıkartamadı. Allah'ın izniyle yarın buradan aşağı, Galyan'dan aşağı yolumuz açıldı. Galyan'dan aşağı köyümüze, Mahmut köyüne, Geçik köyüne ineceğiz. Galyan 100. yıl muhtarımızdan da çok çok teşekkür ederiz. Onun yardımlarıyla geldik, ulaştılar, yolu buldular. Burada babamla beraberim, iki kişiyiz. Burada aşağı yukarı 1000'in üstünde bir koyun var. 1000-1200'ün üstünde bir koyun var. Bu nedir adı, koyunun bekçiliğini yapan 7 tane de köpeğimiz var. Onlarla birlikte yarın sabah olduğumuz saat 7.30-8'lerde buradan aşağı çıkıp gideceğiz. İnşallah Allah'ın izniyle. Telefonlar burada telefon çekmediği için biraz onda da biraz sıkıntı yaşadık. Tepelere çıktık, tepelerde çıktık. Haber yolladık saat 1-2'lerde. Ve şu anda da geldi kepçe yolumuzu açtı. Biz de yolumuza gideceğiz. Ben 100. Yıl Mahallesi Muhtarı Selahattin Büyükkara. Arkadaşlardan bugün saat 2-3'lerde bir yardım talebinde bulundular bize. Biz de Büyükşehir'den arkadaşlar aradı bizi. Yola çıktık. 4-5 saat oldu yoldayız. Zor şartlarda arkadaşlara ulaştık. Yarın buradan herhalde hareket edecekler. Biz de elimizden geleni yine aşağılarda karşılayıp yardım etmeye devam edeceğiz. Ayrıca Büyükşehir ekibine, sizlere çok teşekkür ediyorum. Buradaki zor şartları gördünüz. Muhtarın bilgi vermesi üzerine harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri 6 saat süren yol açma çalışması sonucunda mahsur kalan baba oğula gece yarısı ulaştı.